Haberin peşinde ekibi başkentimiz Ankara'dayız ve hızla gelişmekte olan Etimesgut ilçesindeyiz. Etimesgut ilçemize gerçekten akıl almaz hizmetler devam ediyor. Sayın Belediye Başkanımız Enver Bey de bu konuda oldukça titiz. Hep yeni yerleşim yerleri var, hep açılıma müsait olan yerler. Ve burada muhtarlarımızın da çok büyük rolleri var. Şu anda bulunduğumuz yer Bahçekapı Mahallesi'ndeyiz. Etimesgut'a bağlı olan ve yanımızda çok değerli bir muhtarımız var. Aynı zamanda kamuda görev yapmış ve ömrünü sevda olarak muhtarlığa vermiş diyebilirim. Kemal Kan var. Sevgili muhtarım, öncelikle merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun başkanım. Kemal Kan'ı ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Kemal Kan kimdir efendim? Buyurun. Ben Kemal Kan. Afyon, Çay, Karacören kasabasındanım. 27 yıldır muhtarım. Bu bir sevda işi, gönül işi muhtarı. Gerçekten Kemal Bey, yani samimiyetimize dayanarak söyleyeyim, abi olarak davet etmek istiyorum. Kolay iş değil. Kolay değil. Önce Bahçekapı neydi, ne oldu diye Bahçekapı. Şimdi Bahçekapı'dan ziyade Etimesgut neydi, ha, ne oldu? Evet, köyden nereye geldi? Köyden nereye geldi? Evet. Yani başkanlarımız, ilk önce Ramazan Tosun, evet, başkanımız vardı ilk baştan. Sonra ben çok bir sene içerisinde çalıştım. Ondan sonra Enver Demirer çalıştı. Ondan sonra Serhat Kemal Yılmaz aldı. Ondan sonra Enver Başkan 4 dönemde belediye başkanlığı yapıyor. Yani eksiklerimiz olur. Her hanenin eksiği muhakkak vardır. Evet. Bizde şudur, evimizde nasıl eksik varsa hayat devam ettiği süre bitmez. Kesinlikle. Her yerde bir eksik olacak. Evet. Ama tabii bizim Etimesgut bölgesi yerleşim yeri çok büyüyen bir bölgedir. Yani bir illerden çok çok büyüktür. Biz çok büyük. Onun için eksikler olacak. Tabii Enver Başkanım da Allah razı olsun çok çalışıyor elinden geldiği kadar. Yani herkes elinden geldiği kadar çalışmaya çalışıyor. Peki Kemal abi şunu sorayım. Bahçekapı ekonominin beyni. Ankara'nın, Türkiye'nin ekonomisinin beyni burası. Evet. Ve burada esnaflarla buluşmanız kolay mı? Zorluklar. Esnafların da sıkıntıları oluyor zaman zaman. Ama şu vardır ki şaşmaz ayrı bir şey. Sanayi. Evet. Yani sanayi ise iyi bir sanayi. Güzel bir sanayi. Türkiye'de duyulan bir sanayi. Türkiye'de duyulan bir sanayi. Evet. Nasıl bir sanayi dersin? Ustaları çok kaliteli. Ha, kötüsü de var mıdır? Var yok. Muhakkak vardır. Evet. Bu herkes kötü diye bir şey yoktur, herkes iyi diye bir şey yoktur. Ama %80 sanayinin iyidir. Biz yani şimdi Türkiye'nin neresini destekledin? Ne istiyorsun? Parça istiyorsun, şaşmaza istesen derler. Evet. Yani bu çok önemli. Yani işinizi de orada duyuruyorsunuz. Evet. Evet. Yani sanayimiz iyidir. Sanayide güzel şeyler oluyor. Hizmet olarak nasıl? Hizmetimiz de iyi. Hizmetimi her zaman için belediye başkanımız elinden geldiği kadar imkanlar doğrultusunda, evet, imkanlar doğrultusunda yapıyorlar. Yani eksikler olur. Eksik olmayacak diye bir şey yok. Sanayi temizliyoruz, 3 gün sonra pişiriyor. Sanayide de böyle bir şey var. Yani. Evet, evet. Yani bunu da var yani. Tabii. Peki, Bahçekapı'nın nüfusu kaç? Gündüz 200 bin, akşam 15 bin. İşte bakın, ayrıca burada dedik ya, burası Etimesgut efendim. Bir günde 200 bin kişiye yeni gelip hizmet veriliyor. Ama gece 15 bin kişiye hizmet veriyor. Aynen. Silop ilimizin nüfusu 37 bin. Doğru mu? Aynen. Aynen. Yani aynen. Burada sizin yapmış olduğunuz tamamen bir sevda işi. Gönül işi.
Peki sevgili Mutlarım, şöyle genellemeye bakar. Etimes Kutu dediniz ya, köyde ne oldu hepimiz de biliyoruz Etimes Kutu. Aynen. Bu Etimes Kutu'nun hızla gelişmesini neye bağlıyorsunuz? Enver Başkan'ın iyi çalışmasını diyor. Mesela evet. İşte iyi görüyor diye Mutlarım. İşte Enver Başkan'ın hiçbir zaman kimseye art niyet düşünmez, kapısı açıktır. Evet. Ben 3 tane belediye başkanına çalıştım. Enver Başkan kimsenin kalbini kırmaz. Kalbini kırmaz. Ha, yapabilirsen yaparım, yapamazsa da yapamam der. Bu kadar basit. Sevgili Kemal Bey, bu 5 dönem içerisinde hayal edip de Bahçekapı'da olmasını istediğin ne var? Yapılmayan. Park ve bahçelerde biraz şey. Güzelmişsin, evet. Park ve deli tabi askeri bölge. Evet. Hep devlet dairesi. Resmi, ben resmi kurum olduğu için hani, çok çok bir şey de yapamıyorsun. Evet. Burada ne vardır? Resmi kurum olunca tabii ki onların da aslında resmi kurumlar yapması lazım. Biz belediye yüklemiyoruz. Belediyeler yapıyor. Esnafımız nasıl? Duyarlı mı? Esnafımız iyi. Ya, herkes iyi olacak diye bir şey de yok. %60-70'i iyi. Evet. Düzgün çalışıyor. Düzgün iş yapıyor. Herkes buraya geliyor. Çok güzel. Birebir muhatap oluyoruz. Birebir muhatap oluyoruz. Yani oluyoruz çoğuna. Yani elimizden geldiği kadar ne olursa olsun yapmaya çalışıyoruz. Peki Etimes Kutu genelinde tecrübeli muhtarın olduğunu söylüyorum. Bütün muhtarların sıkıntılarını sorunlarını size daha iyi biliyorsunuz. Doğru mu? Kırsalda gidebilirsiniz, merkezde gidebilirsiniz. Muhtarların almış oldukları hizmetlere karşı davranışları nasıl? Demin çok yıl konuyla ilgili dediniz ki bazı bayan muhtarlarımız olmayan şeyler istiyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir şey var. Eskiden Eryaman vardı. Evet. Eryaman bitti. Türkiye'de birinci seçilmiştir Eryaman. Evet. Türkiye'de temizlikte her konuda birinci seçilmişti. Mavi bayrak kalmıştı. Doğru. Ha. Şimdi neresi var? Bağlıca var. Bağlıca'nın altyapısı, üst yapısı, her şeysi yapılacak. Ondan sonra öbür tarafların eksiğini bir yandan da yapıyor. Hayat devam ettikçe, hizmette devam edecek. Şimdi neresi var eksik olan, en çok ağırlıklı olan Bağlıca var. Evet. Öbür mahalleler var. Yeni yeni mahalleden gelen kırsal mahallemiz var. Onlarla ilgileniyor. Yani gerçekten bugün de Emir Başkanım'la acilce telefonla kendisini tebrik ettim. Kırsal mahallelerdeki o yeni mahalleden bağlanan 5 tane köy konağı yapılıyor, yol yapılıyor. Yani taziye evi yapılıyor. Baktım hizmetler alabildiğince gidiyor. Yani bir tek Enver Başkan, tabii ki biz Enver Başkan'la çalıştık. Evet. Onu daha iyi benim nazarımda, biz Serhat Kemal Yılmaz'ın zamanında şeye giremiyorduk. Belediyeye giremiyorduk. Ama şimdi taktık. Şimdi ben ne zaman kapıyı varsam kapı açık oluyor. Ben değil, vatandaş da girebiliyor. Evet. İşte olması gerektiğinde bu. Yani zaten kapı açık değilse, insanlar derdini anlatamıyorsa o belediye başkanının orada ne işi var veya benim ne işim var burada? Kapalı kapıda hizmet alma şansımız var mı? Yok. Koşturmak değil, koşturmak lazım. Aynen. Ek işleyi tek işliyor. Bak, evet. Yani şimdi her belediye başkanı kendine göre yaptı. Evet, tabii ki. Ama tabii ki Etimes Kut gerçekten Enver Başkan'la... Enver Başkan'la büyüdü. Yani Etimes Kut, Enver Başkan'la büyüdü. Etimes Kut yapan Enver Başkan. Enver Başkan. Kimse inkar edemez. Edemez. Peki sevgili Kemal Muhtar, kimlere teşekkür etmek istersin? Önce sizlere. Bizler teşekkür ederiz. Allah razı olsun belediye başkanlarıma, çalışanlarına, ekibine, bütün herkese, bizim Şaşmaz esnafına. Evet, bahçe kapıdaki bütün esnafına, halkımıza, askeriyemize, kurumlarımıza, emeği geçen herkese diyor. Emeği geçen herkese Allah razı olsun. Evet sevgili seyircilerimiz, biz de Kemal Muhtar'ıma gerçekten işte teşekkür ediyoruz. Yani Kemal Bey, tabiri caizse su ismi gibi buraya kan gibi gelmiş. Bahçekapı oldukça hızla ilerliyor. Hizmet bazında Türkiye ismini duyuran Şaşmaz tamamen muhtarımın elinin altında. Burada hizmet yapmak tabii ki kolay değil ama böyle bir değerli belediye başkanımızla hizmet yapmak da ayrıcalık diyor. Kendisine bizler de burada teşekkür ediyoruz. Muhtarıma, başkanıma, emeği geçen herkese.